İnanın utandım, mahcup oldum. Böylesi sözleri soğabı gibi birinin ağzından duymuş olmak ne kadar hak ettim bilmiyorum. Ama böyle bir gecede onurların en büyüğü. 14 yaşındaydım. İzmir'de yatılı okulumuzun Bormondo Lisesi'nin ortaokul mezuniyet gecesinde konuk Suavi'ydi. Yine böyle beyaz bir elbisesiyle biz etrafında yatılı okul öğrencileri ona dokunarak, o bize dokunarak inanılmaz keyifli bir gecede onunla tanışmıştım. Sonra hep Dikili Festivali'nde, Dikili'de bulunduğu sıralarda hayranlığım her geçen gün daha çok arttı. Ben Suavi'yi bir cumhuriyet sanatçısı, aydın namusu çok yüksek bir sanatçı ve Türkiye'de sesiyle milyonlarca sessizin sesi olan bir özgürlük mücadelecisi olarak hep tanıdım. Dün akşam Dikili'deydim. Dikili Festivali'nde 10 bin kişi vardı açılışta. Bir dönem Dikili'de doldurmuş olan Suavi Belediye Başkanımız selamladığında da ben de Dikili'den Suavi'ye selamınızı yarın akşam götüreceğim dediğinde de kopan alkışı, coşkuyu inanın ömrüm boyunca unutmayacağım. Tabii son bir haftada çok üzüldüğüm, sıkıldığım bir süreç oldu. Bir ilçenin bir siyasi partiye müzahir ocakları ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kollarının tehditleriyle, tepkileriyle çok iyi niyetli olan belediye başkanımız ilçede böyle bir tansiyon olmasın diye üstadın konserini tek tarafta iptal etti. Basından duydum, beynimden vurulmuşa döndüm. Bilgi almaya çalıştığımda iş işten geçmişti. Ama bu konuya ilk müdahaleyi de sevgili Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız benden de önce Suavi'ye ulaşıp abi sakın üzülme, zaten kıskanıyordum. 30 Ağustos'ta o ilçede değilsin, Muğla Büyükşehir'desin dedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Sonra da Dünya Barış Günü olduğu için, burada da 30 Ağustos konseri bu gece olduğu için, yarın da bir başka konser planlı olduğu için Dünya Barış Günü'ne o konseri planladılar. Ben Ankara'dan bir telefonla bu işin olmayacağını düşünerek gittim, evinde misafir oldum ve yaşananlardan duyduğum üzüntüyü ve özrümüzü ilettim. Tam bu iş bundan sonra genel başkanın koyduğu bu tavırdan sonra tüm belediyelerimizde artık böyle bir sorun olmaz diye düşünürken, zira kötülük de korku da cesaretle bulaşıcı ve bir domino etkisi yapabilir. Bir duyduk ki, bir telefon daha aldım ki, Çin'e belediyesi, Çin'deki benzer odakların, Aydın'daki benzer odakların bir takım tepki ve tehditleriyle konseri iptal etme niyetine girmiş. İlk iş, belediye başkanına ulaşmaya çalıştık, dışarıdaydı. Bir şekilde ulaşıldı, süreci dondurduk. Ardından sevgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun gerekli inisiyatifi aldı ve dedik ki bu konser o meydanda yapılacak. Suavi oraya gelecek. Çin'e de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz. Aydın milletvekillerim burada.
Muğla'nın, Manisa'nın, İzmir'in milletvekilleri burada, belediye başkanları burada. Çok değerli, çok değerli büyük şehir, üç büyük şehrin, komşu üç büyük şehrin belediye başkanları İzmir, Muğla, Manisa burada. Bundan sonra siz için söylüyorum ki tüm Cumhuriyet Halk Partililerin yüreği burada ve sanatla, sanatçıyla birlikte olmaya devam edelim. Bir hatırlatma, bir talimat. Hatırlatmam şu: bizim yönettiğimiz ilçelerde, büyük şehirlerde siyasi rakiplerimizin çok sevdiği sanatçılar sahne alıyor. Onlara sahne veriyoruz. Belediye başkanlarımız sahnelerine çiçek takdim ediyorlar. Bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz ve en etkin şekilde sanatlarını icra etmelerini istiyoruz. Demokrat olmanın gereği her türlü fikre açık olmak ve sanatçının siyasi görüşüyle değil, eseriyle, sanatıyla ve onun topluma yaptığı katkıyla meşgul olmaktır. Buradan talimatım şudur: bir sanat kültür festivali ya da etkinliği ise kim isterse istesin, MHP'nin, AKP'nin, ülke ocaklarının yeter ki şiddet çağırmasınlar, şiir okusunlar, kimden okurlarsa okusunlar. Türkü söylesinler, kimle söylerse söylesinler. Şarkı söylesinler, kimi davet ederlerse etsinler. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler istisnasız olarak gerekli ev sahipliğini gösterecektir. Nokta. Bir üzüntü ve son bir hatırlatma. Su abi buraya gelmesin diye üstünde bu Türk bayrağıyla, kalbindeki Atatürk sevgisiyle, yüreğindeki köpek ismi Zafer'le Cumhuriyet'in kurucularına, kahramanlarına bugün değil her konserde duyduğu minnet, yaptığı göndermeyle, barış diyerek, birlik diyerek, kardeşlik diyerek, hep kardeşliği savunarak, birlikteliği savunarak duruşuyla Suavi'ye, Çin'e gelme, konser verdirmeyiz diyen o kardeşlerimin o tavrına kötü bir şey söylemeyeceğim. Ama şuna üzülüyorum: ülke ocaklarının ve AK Parti gençlik kollarının kıymetli mensupları, Suavi gördüğünüz gibi birisi, vatansever, Atatürk hayranı, kurtuluş mücadelesi destanını ezbere okuyan, her seferinde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe çağırdı bunlar. Vatana saygılı, bayrağa saygılı. Peki bundan 3 gün önce sizin partilerinizin iki lideri Allah'ta yanlarına kimi aldılar da kuvvet komutanlarıyla birlikte fotoğraf çektirdiler? Anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunumuz var diyen Hüdapar'ın genel başkanını yanlarına alıp kol kola girdiler. O Hüdapar anayasanın ilk 4 maddesine karşı ya, o anayasanın 4. maddesi ilk 3'ünü değiştiremezsin. İlk 3 maddesi: bu ülkenin bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Bu ülkenin yönetim şekli cumhuriyettir. Başkenti Ankara'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet sosyal bir hukuk devletidir. Bayrağa karşı olanlarla, İstiklal Marşı'na karşı olanlarla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, bütünlüğüne karşı olanlarla kol kola giren liderimiz varken benim kolumdakine söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Sadece üzülüyorum.
O yüzden dönün ve liderlerinize deyin ki biz Suami'den vatanseverlik, bayrağa saygı, İstiklal Marşı'na saygı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne saygı dersi aldık. Özgür Özel de bunu incitmeden hatırlattı. Sizin ne işiniz var Hüdapar'ın genel başkanıyla değil. Değil ki onlar ki kadınları köpek gibi sahiplendireceklermiş. Onlar ki Cumhuriyet yapan değerleri ortadan kaldıracaklarmış. Madem ki milliyetçiyiz, madem ki vatanseveriz, ne işimiz var bizim onların kolunda değil ve bu geceyi biz güzelliklerle kapatıyoruz. Sizler de öğrenerek kapatın. Ve sözüme değer veren herkese şunu söylüyorum. Yok öyle yağma. Birileri 3, 5, 10 kişi kendini olduğundan güçlü gösterecekse, sesini yükseltecekse, terbiye sınırlarını zorlayacaksa, İsmet Paşa'dan size bir öğüt var. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıktan sonra bu vatan, bu ülke kurtulmaz. Şimdi korkakların silme, cesurların birbirine cesaret verme zamanı. Bundan sonra bizden birine bizim dünya görüşümüzü paylaşmayalım herhangi bir sanatçıya, herhangi bir düşün insanına ya da herhangi bir vatandaşa giyiminden, kuşamından, yediğinden, içtiğinden, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra pabuç bağlı. Biz buradayız. Kalkın ayağa ve gösterin onlara. Neredesiniz? Cesurlar bir kez ölür, korkaklar her gün ölür. Korkakların her gün korkmaya devam edeceği bir Türkiye'yi değil, cesaretin her şeyi yeniden güzelleştireceği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Yaşasın sanat, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi. Hepinizi yürekten alkışlıyorum. Sağ olun, var olun.